Ay çok fena oldu. Ay, ay çok fena oldu. Ay aman. Ay, ay, ay hanımefendi. Ay. İyi misiniz? Tansiyonum. Ay, su getireyim mi? Ay yok su değil de ayaklarımı uzatmam lazım bir yere. Ay, ay, ne olur yardım edin hanımefendi. Ay. Başım döndü benim hep oluyor bu. Ay burası. Ay. Gel şöyle otur. Ay yok öyle oturmayayım da ben şöyle 5 dakika ayaklarımı uzatıvereyim ay. İçeride. Ay. Ay çok fenayım. Aa, hep bu bana olur böyle tansiyonum çıkar. Ay çoluk çocuk vardır gerçi müsait değilsindir. Kocan da var mı senin? Yok kocam hoca yok ay, ben. Yok mu? O zaman 5 dakika şöyle yukarı doğru kaldırıvereyim ayaklarımı. Yok şey gel sen şöyle otur. Ayol ben hırlı değilim hırsız değilim. 2 sokak ötede oturuyorum. Komşu sayılırız şurada. Bir tuz ayran yap da iyileşeyim ben. Ayaklarımı da bir yukarı kaldırıvereyim. Hadi. Hadi geç geç. Ay. Ay. Ay ay ay, ay hanımefendi. Ay. Hemen tuzlu ayran tamam. Yapın bana hemen. Geçin geçin geçin. Ay. Geç ay. Geçin. Tepkisi fevkalade yanlış. Ama verdiğin cezada çok ağır ağızlı. Ben bu konuda konuşmak istemiyorum Güzide. Hala. Bir müsaade edebilir misin bize? Tabii yavrum. İyi ben o zaman bir Selin'e bakıp geleyim. Baba. Selin yaptığı terbiyesizliğin cezasını çekecek. O kadar. Konuşacak bir şey yok. Tamam o cezasını çekecek. Peki ya o kız? O çekecek mi? Selin'in nasıl çıldırdığını ve kızın ne hallere geldiğini hep birlikte gördük. Öyle değil mi? Ne halinden bahsediyorsun baba? Annem kokuyordu kız. Annemi son gördüğüm gece nasıl kokuyorsa, son öptüğümde nasıl kokuyorsa öyle kokuyordu. Ben bu kızla konuştum. Yaptığı hatanın farkında oğlum. Utanç içerisinde. Üstelik de pişman. Ama kardeşim pişman mı? Hayır. Kafası bozuluyor, yengene saldırıyor. Kafası bozuluyor, evdeki kıza saldırıyor. Ve en önemlisi bunların hiçbirinden ders almıyor. Baba doğru diyorsun da... evimizde annemin yatağında yatan... gizli gizli parfümünü sıkan bir kız var. Ve o bu gece bu evde uyuyacak. Ama kardeşim... bu gece evinde uyuyamayacak. Ya Şerif abla gözünü seveyim ya. Resmen kapı dışarı etmişsin bizi. Haksızlık ama bu. Bak bizim de haklarımız var. Böyle fare kovalar gibi olur mu ya? Onca yıllık hukukumuz var şurada. Ne hakkınız varmış sizin? Hadi gidin hakkınızı arayın da göreyim. Çok paran varsa git bir avukat tut. Ben artık kiracı miracı derdiyle uğraşamam. Senin yaşın kadar oturdunuz bu evde. O anan incir ağacı dikti evime. Şimdi mi kıymetli oldu benim evim? Her zaman kıymetliydi benim evim. Ya benim çocukluğum, benim babam bu ev ya. Hadi kızım hadi boşa ağlama. O anan göbekler atmış yalıya taşınıyoruz diye. Şimdi gidin o yalıda oturun nasıl oturacaksanız. Ya Şerife abla. Ya gözünü seveyim mi dinle ama böyle olmaz ya. Şerife abla göz... Bir sen eksiktin. Hazan. Eşyalar sizin mi? Git buradan. Hazan. Siz ya... de dönün evine ayıptır artık ya. Bak sinirli olduğunu biliyorum. Ya bak bana kızdın biliyorum ama dinlemen lazım beni. Ne güzel dalga geçtiniz benimle iki sevgili değil mi? Bu ne oluyor ilişki izinde tutmanın 10 eğlenceli yolu falan mı? Böyle mi heyecan katıyorsunuz ilişkinize? Bak bizim mevzuyu erteleyelim, şuradan bahsedelim tamam mı? Neden eşyaların dışarıda? Sana ne? Sana ne ya? Benim evimden sana ne, eşyalarımdan sana ne? Bas git hadi. Hazan. Bak gel arabaya bin, sessiz sakin konuşalım tamam mı? Küçük bir kaza anlatırım. Geçmiş olsun. Ama eline ne olduğu umurumda bile değil. Arabana bin, bas git. Ya belki yardım edebileceğim bir şeyler vardır, anlatsana. Sen kimsin ya? Sen kimsin bana yardım edeceksin be? Hiçbir şey istemiyorum ben senden ya. Git kimle oynayacaksan oyna, rahat bırak beni. Ne oluyor lan? Hazan bak, abartıyorsun gerçekten. Sen abartıyorsun, sen. Bana bu yaptığın her neyse, geyik, şaka, oyun. Sen abartıyorsun artık. Lan! Git hadi. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ya, ne oluyor oğlum? Ya, Yasin, Yasin. Karışma sen. Yasin, memnun oldum ama katılıyorum, karışma. Lan bana bak zengin bebe, senin o dilini yırtarım ha. Yasin, abla söz dinle.
Sen de bas git buradan. Peki bak, bugün gidiyorum ama yarın tekrar geleceğim Hazan. Tamam mı? Bu arada öyle zengin bebesi falan çok demoda be. Yapmayalım böyle. Bu ne lan böyle değişik? Abla bunlar ne ya? Ay. Ay, tansiyon aleti var mı sende? Yok. Yok. 9'a 6. Ölsen 9'a 6 çıkacak. Ay. Ay. Dur. Yavaş. 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 Allah razı olsun vallahi Allah. İçir, içemeyeceğim. Bak gözüm açıldı, gördün mü? Çoluk çocuk koca da yok herhalde sende. Ya ben sizi bir yerden hatırlıyorum ama nerede? Aşk olsun. Ay. Sizi bizim olduk yani Kerime Hanımcığım. Adımı nereden biliyorsun? Ayol kendin söyledin. Sen ne dediğini bilmiyorsun herhalde. Kaçak falan mısın sen? Polis mi arıyor yoksa seni? Ha, hatırladım. Hatırladım. Yalıdaydın sen. Aa, ne yalısı ayol? Yalı da nereden çıktı? Hazım Bey mi yolladı seni? Ha? Söylesene. Hazım Bey mi yolladı? Ne istiyorsun benden? Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Aa! Bir sağa dönsene sen. Şöyle bir dön. Ha, bir de sola dön bakayım bir. Sola sola. Bak sen şu Allah'ımın işine. Aa! Sen şu taziyedeki kadın değil misin ayol? Bak görüyor musun? Dünya küçük anam küçük. O gün sen fenalaştın, ben sana yardım ettim. Bugün ben fenalaştım, sen bana yardım ettin. Ya görüyor musun sen şu Allah'ımın işine? Yani şimdi bunlar tesadüf mü? Yani tesadüfen mi geldin buraya? Allah'ın bir tesadüfü diyelim. Sen hiç asabiyeye göründün mü? Bir asabiyet durumu var sende, ben anlarım. Evet. Ayol iki sokak ötede oturuyorum. Ben o gün çok üzülmüştüm sana, çok. Hazım Bey nasıl üzdü, nasıl üzdü seni o gün. Vallahi içime dert oldu. Üzüm üzüm ben de üzüldüm senin haline. Dedim acaba Hazım Bey'le bu kadının ne derdi var diye düşündüm ben kendim. Ne derdin vardı senin Hazım Bey'le? Sen nereden tanıyorsun egemenleri? Yılda mı çalışıyorsun? Aa, yok canım. Ne çalışması? Çok eskiden beri tanırım ben onları. Tanışırız yani ailecek. Ah, ah Sevinç Hanımcığım. Ah. Erken gitti. İyiler erken gidiyor bu dünyadan. Duyunca vallahi koşa koşa gittim cenazesine. E sonra da bir eve geldim. Helva karayım diye adettendir bilirsiniz. Biz ailecek pek severiz birbirimizi. Çok severiz. Samimisiniz yani. Tabii. Çocukları da tanıyor musunuz? Elimde büyüdüler. Ellerinizde büyüdü ha? Tabii. Sen anlat bakalım. Sen nereden tanıyorsun bu Hazım Bey'i? Alacak verecek bir derdin de yokmuş. Ne senin derdin Hazım Bey'le? Bir söyle bakalım. Eğer bir şans istiyorsan tekrar benim güvenimi kazanman gerekir. Bunun için ailemden uzak duracaksın. Çocuklarıma yanaşmayacaksın. Sana diyorum sana. Senin kulak da duymuyor herhalde kulak. Aha, yok. Hazım Bey'le derdin ne senin derdin?
Ama ne meraklıymışsın sen de. Ya neyse hadi ayranını içtin, tansiyon da düzeldi. Ben seni yavaş yavaş yolculayayım. Hadi kardeşim. Şurada iki lafın belini kıracaktık. Komşuyuz şurada. Komşu falan lazım değil bana. Benim işim gücüm var. Hadi. İyi, ben de gözümü açtım biraz. İyi geldi ayran. Hadi kardeşim, hadi. Bak dünya ne kadar küçük, gördün mü? Yeniden karşılaşırız inşallah. O zaman şöyle tavşan kanı bir çayını içerim. Ayranım pek tuzsuzdu. Adın neydi senin? Saliha. Saliha. Ah Asım Bey, ah. Acaba bana tuzak mı kuruyorsun? Burada ekmek var Fazilet. Ekmek var da... sen bu asabi kadının ağzından bu ekmeği nasıl alacaksın acaba? Mühim olan bu. Asabi kadın. Ha, yok, ağzımla konuşamadım ya. Ha, Ankara'da bol bol konuşuruz artık. Ruh hastası, gerizekalı! Her seferinde aynı şeyi yapıyor ya! Ben seni sonra arayayım mı? Bıktım artık! Gerizekalı ya, gerizekalı! Ona ruh hastası diye diye ben ruh hastası oldum. Yine sakinleştirici ilaçlara başladığına göre... Sinan Efendi yaptı yapacağını, öyle mi? Sen benimle uğraşacağına gidip beşinci cici annemle ilgilensene baba. Bak, o serseriyle yaşadığın her krizden sonra... bana bu saçma cici anne meselesini açma. Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Cici anne diyor bir de. Şaka mısın baba sen ya? Bak yarın Ankara'ya gidiyorum. İyi, iyi yolculuklar sana. Hazım da orada olacak. O yüzden bilmem gereken bir şey varsa benden saklama, söyle. Söyle, o herif ne yaptı yine? Söyle ki gideyim babasının yakasına yapışayım bu sefer. Yok babacığım, nereden çıkarıyorsun ya? Sinan'la aramda bir şey olmadı. Ya bir mağazaya gitmiştim, bir çanta beğendim. Başkasına satmışlar. Bir sorun yok yani. O herif seni delirtecek en sonunda. Sen de beni delirteceksin. Hasım amca, öpücükler. İhaleyi iyi olan kazansın. Bay bay babacığım. Şimdi değil. Ben ne zaman istersem o zaman çökeceksin boğazına. Yani bu nasıl bir şey ya? Böyle kapının önüne koyulur mu ya? Mahallemiz mahallemiz dedik de yani ninem gibi konuşturacaklar şimdi beni. Komşuluk ölmüş ya. İnsanlık ölmüş Yasin. Komşuluk ölmüş ne ki? Ece de iyicene mahvolacak şimdi. Ne? Ne demek iyice? Ne oldu, bir şey mi oldu Ece'ye? Ya hayır. Hani ev falan battı, kız üzüldü yani. Bir de evsiz kalınca... Ya abla, ya buluruz bir çaresini ya. Ya bak ben daha dün motora benzin almaya gittim. Benzinin üstünde iki tane kiralık vardı. Hallederiz yani. Doğduğum ev ya. Anaları, çocukluğu. Baba. Hadi ben seni şu yalıya götüreyim de. Hem o zengin bebesi de ayağına kadar gelmiş. Yani annenler merak etmesin ya. Ah Hazanım, ah ah ah. Gel hadi. Şunlardan sığdırabildiklerimizi bize götürelim. Bu da toz duman içinde şey olmasınlar. Kızım. Annene haber verdin mi? Annemin kalacak yeri var. Aa, şuraya bak, şuraya. Hamallığını yapıyor bir de bunların.
Yani anne hiç mi üzülmedin ya? Kaç senelik komşularımız sonuçta. Benim bile içim acıdı yani. Komşuluğu batsın be. Beter olsun yılanın anası. Fazilet havalı havalı yürüyor da evden haberi yok da. Ne bakıyorsunuz Ber? Alemin derdi Fazilet olmuş. Fazilet aşağı ya Fazilet. Ev sahibinin saçını başını yiyorlar. Kurtulduk arsızlar. Hazan! Hasta hasta, bu ne temizliğiymiş kız? Ha? Ne oldu? Oyalı'da ne oldu da hırsını eşyalardan çıkartıyorsun? Bir söyle, ne oldu Oyalı'da? Delik diyordun. Delik. Al işte. Şimdi başımız sokacak bir delik bile kalmadı. Mutlu musun? Ne diyorsun kız sen? Ev mi? Bak bak bak, dondu kaldı kız vallahi. Hadi çakalsın da görelim. Boşa güreşme Fazilet. O kapı bile kapalı sana artık. Bir kız. Ah Fazilet, ah ah. Bu da mı gelecekti kız başına? Duyar duymaz gittim Şerife'ye ama öyle bir doldurmuşlar ki bana mısın demedi. Ve sende de kabahat var ama. Kadının evini ne hale koymuşsun? Yalı da yalı diye caka satmış. O Şükre'yi iyice düşman etmişsin kendine. O da vermiş fişleyi ev sahibine. Uyma artık şu kadına. Bak evinden barkından etti seni. Şükriye! Şükriye! Tövbe bismillah. Şükriye! Kız ne yaptın? İnsan mısın sen be? İnsan mısın? Zalim! Gel canım gel gel gel. Hadi yapma yapma gel. Sen gittikten sonra bir yuvam olmadı baba. Bir tek evim vardı. Artık o da yok. Allah biliyor benim kalbimi. Yalan değil. Bir gün olsun gülmedi benim yüzüme o evde. Bir gün. Bir Allah'ın günü de olsun. Oh be yuvam diyemedim. Gönlümün kahrına, bahtımın karasına yuva oldu hep. O yüzden hep delik 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 deyip duruyordum. Ama ne zormuş be Binnaz. Çok zormuş. Dile kolay Fazilet. Yuvasız kuştu. Kanadı kırık, kondun geldin buraya. Kolay mı öyle? Yuvasız kuştum deme Binnaz. Yuvasız kuştum. Geldim telaşla İstanbul'a kondum. Yuvasız kuş. Hepten yuvasız kuş kaldım şimdi. Canım, sen hala toparlanamadın mı?
Ha, eğer babam geri adım atar diye bekliyorsan o iş biraz yaş. Bir de yani ben olsam daha büyük bir bavul alırdım. Bu ne böyle çocuk bavulu gibi? Arkamdan havai fişekte patlatacak mısın Yasemin? Kalbimi kırıyorsun ama. Ben zaten çok pişmanım. Yani eğer böyle yapacağını bilseydim sana hayatta söylemezdim. Ama çok haklısın. Sana çok hak veriyorum. Yani baban öz kızı yerine hizmetçinin kızını tercih etti. Ben kaldıramazdım. Yaz, bu ciddi ciddi gidiyor. Yok öyle şey. Bu geceki programı iptal ediyorum, bende kalıyorsun. Hiçbir şey iptal etme abi. Ben Dil'e gidiyorum. Kazinet spor kurbanları bir arada. Ya. Tamam anladım ben. Sen kız arkadaşında kalmak istiyorsun. Ama sadece bir gece, tamam mı? Ondan fazlasına abin olarak ben izin vermem. Selin'cim, özletme kendini. Seninle ben bırakacağım. Ayvaz Bey, şu bagaja. Gece de ne zaman ararsam açacaksın, tamam mı? Vay, minik tatile mi çıkıyor? Sakin ol, hadi. Sayende. Ne oldu şimdi ya? Çok teşekkürler. O kadın ve kızlarını başımıza musallat ettiğin için çok teşekkürler. Ne oldu şimdi ya? Selin'i aradım.
konuşmak istemedi. Kısa kestik. Yağız giderken alıp gelirim diyordu ama o iş biraz zor bence. Sen bir şey söylemeyecek misin baba? Sinan. Belki sen bir şeyler söylemek istersin yavrum. Kardeşin gitti. Senin bu misafirlerini daha biz ne kadar ağırlayacağız? Kızı dövmeseydi gitmezdi. Oğlum, giden kız kardeşin ya. Evi terk etti diyoruz, anlamıyor musun sen? Bu babayla kız arasındaki bir mevzu. Ve bu konu kapandı artık. Sinan, Selin yarın gelecek. Bu misafirlik daha uzamayacak. O kadınla kızı evlerine gidecek. Onların gidecek bir evi yok artık. Kalmadı. Çok özür dilerim. Sinirliyim. Demek evsiz kaldılar. O zaman biz şöyle yapalım. Biz bunları nüfusumuza geçirelim. Temelli bizim neşesi. Çok özür dilerim. Alay mevzu yapılacak bir şey mi bu? Sen nereden biliyorsun evsiz kaldıklarını? Kız arkadaşımın hayatındaki gelişmeleri takip ediyorum baba. Hala dalga geçiyorsun değil mi? Yazıklar olsun. Aslında size kızmıyorum. Bütün kabahat bende. Nasıl çocuklar yetiştirmişim. Yazıklar olsun bana. Hepinize afiyet olsun. Bir gün Bakü, ertesi gün Tokyo. E haliyle bizim kız da sıkılıyorum diye triplerde tabii. Ya onu bunu bilmem de iki iş gezisi arasında bir aşk gezisi şart kardeşim. Aşk gezisine özel asistanına çıkanlar düşünsün. Hayırdır Yağız? Mesaj trafikleri falan? Alışık değiliz, ne iş? Oğlum bir hareketlilik mi var? Abi ne pis bir geyiğiniz varmış sizin. Yok abi, kız kardeşim. Kardeşimmiş. Ne adamsın ya. Oğlum nereye kadar tek tabanca takılacaksın? Aseksüel bu ya, sorunlu. Lan benim en azından sizin gibi çeneme vurmuyor. İyi geceler Yağız Bey. Buyurun Cengiz Bey. Bir şeye ihtiyacınız var mıydı? Vallahi her şey mükemmel. Yağız Bey, son ziyaretinizde size bir şey verecektik. Şirkete mi göndersek dedik ama... Nasıl, anlamadım. Sizin suit katında misafiriniz hanımefendiye ait. Ne oldu Yağız? Sorun mu var? Yok ya, siz keyfinize bakın, ben geleceğim şimdi. Evet, nedir? Şirkete ya da evinize göndermeyi düşündüm ama emin olamadım Yağız Bey. Sizin o geceki misafirinize ait herhalde. Kat görevlimiz kayıp eşya odasına koyacaktı ama sizin misafiriniz diye ben size vermek istedim. Sakarlık işte, topuklularla falan. Arkadaşım yesene, hiç yemiyorsun. Yok ya, Gonca ablacığım ellerine sağlık, çok güzel olmuş ama benim midem kötü biraz, o yüzden. Afiyet olsun kızım. Ama oğlum dikkat etsene. Bana çarptı ya. Sen ıslanmadın değil mi? Kolumu koyacak yer mi kaldı masada? Afiyet olsun, ben götüreyim bunu. Bana bak, öyle mi denir misafirin yanında? Kızım iyi diyorsun da
Biz zar zor sığıyoruz eve. Bu ne şimdi böyle? Haber vermeden getirmişsin kızcağızı. Ya ne var anne ya? Biz birlikte yatacağız zaten. Birlikte yatacaksınız da nereye kadar? Hem evsiz hem işsiz. Her şey için çok teşekkür ederim. Ben artık kaçayım. Aa, nereye ya? Kalsaydın kızım. Ya annemler arada çok ısrar ettiler. Şimdi onların yanına gideyim ben. Başka zaman inşallah. Babaanne görüşürüz. Dur ben seni yolcu edeyim. Afiyet olsun. İyi akşamlar. Bak doğruyu söyle. Bizimkilerin suratı yüzünden mi gidiyorsun? Aa surat mı vardı be? Deli. Ya annemle kavgalıyım ya şimdi. Ben yokken Ece'yi darlamasın. İyi yalıya gidiyorsun yani. Aa ben evsiz kalınca yalıda yatan seçilmiş insanlardım. Yalıya gidiyorum tabii. Ne yapacağım başka? İyi gel öpeyim seni. Öpmeyeyim hiç hastayım biliyorsun. Tamam. Çok sağ ol kuzum. Hadi görüşürüz. İyi dikkat et ama. Tamam sen kapat kapıyı hadi soğuk girmesin içeri. Açmıyor işte. İnadını açmıyor. Kim bilir nerede kalıyordur şimdi? Nerede kalacak? Betül'de kalıyordur. Sokakta yatacak hali yok ya. Anne biz ne yapacağız şimdi ya? Ha? Nereye gideceğiz? Ne demek nereye gideceğiz? O ne biçim laf kız? Bize gidecek ev mi yok? Bastıracağız parayı. İstediğimiz evde kalacağız. Ne var yani? İki gün sonra aybaşı ablam maaş alıyor. Kralını tutarız o parayla. Hele şu yarışmadan biz istediğimiz sonucu bir alalım. Nişantaşı'ndan mı istiyorsun? Nişantaşı'ndan tutarız. Etiler'den mi istiyorsun? Etiler'den tutarız. Türkiye'nin en güzel yüzüne ev mi yok? Bu ne kız? Bu ne, bu ne, bu ne? Ne oldu yüzüne senin? Bak, bak, bak tırnak izi ya bu. Yok anne yani... Şey, geçen ben elimde kalem vardı. Ha? İşte kalemle oynarken ben de dalmışım, çizmişim. Yani bir şey değil. Böyle yapınca kapanıyor. Bir şey gözükmüyor. Şimdi boş ver sen benim yüzümü bak. Bak ben sana şimdi de anlatacağım. Bak beni dinle bir. Sen bu evden alacağını alsan artık. Hı. Zaten Salih Hanım iyileşene kadar senin burada kalmana izin verirler herhalde. O para da birikse, ablamın alacağı parayla senin alacağın para birleşse... Ben bu evden alacağımı alsam. Öyle mi? Ne olacak alacağımı alsam? Kızım, sen ne dediğinin farkında mısın acaba? Biz buraya niye geldik? Haftalık için mi geldik? Ne oldu? Cart diye ortadan ikiye ayırdılar, yırttılar fotoğrafını. Bitti mi? Bitmedim anne. Ha? Bitmedim ya. Ya olmuyor artık, olmuyor. Sen bunu anlamıyor musun ya? Senin kızından bir bak olmuyor. Ben uyandım bu rüyadan, sen de uyan artık. Yat aşağı. Yat. Benim kızım her şeyi başaracak. Her şeyi. Uyanmam. O rüyayı hayra çıkarmadan uyanmam. Ya boş ver ya, boş ver. Selam'ın oğlum ya. Ne yapacağım? Vay yavru, gel misafirimiz ol. İster misin? Gösteririm şimdi sana yavruya. Bak işine, bak işine hadi. Gerizekalı. Thank you.
bak ya. Sen sabah ablası yüzünden sinir krizi geçirdin. Akşam ben. Kardeşi yüzünden evimden oldum. Çok iyi olay yalnız. Maraş'la Maraş oldun yani. Anladığı değil. Hayır. Bir şey merak ediyorum. Acaba ablasıyla da ben aynı dilden, onun anladığı dilden mi konuşsam? Ama ablası kickboks hocası değil mi? Nefret ediyorum. Abinden de o vuruştan da nefret ediyorum. Hırsız ve annesi evden gider ya da ben giderim. Kapı orada. Nursuz karı. Tuzla buz etti cama be. Süpür süpür bitmiyor. Aman terliksiz basmayın. Batıverir ayağınıza. Üç kuruşluk cam mesele değil de. Artık illallah ettim bu kadından. Elimden bir kaza çıkacak. O nasıl laf baba? Ne o lan? Babanın lafını beğenmedin mi? İt oğlu it. Babanın lafını beğenmedin de o edepsiz karının marifetini mi beğendin lan? He? Baba yapma yine ne olur ya. Uyma bey. Büyü yaptılar çocuğa. Ben okutup üfleteceğim, sen merak etme. Ben anlamam büyüden büyüden. O kırılan camın parasını da sen ödeyeceksin. Anladın mı lan? Al baba. Hadi iyi geceler. Ulan sen babana postunu kurursun lan! Tutun it! Ulan senin kimin kedin ki? Otur şöyle, otur. Tamam, tamam. Hayvan ol hayvan! Lan şekerin çıkacak, otur. Alo Oğuz, neredesin lan? İyi tamam, sana geliyorum ben. Yeni mi adet Fazilet Hanım? Pes vallahi. Saliha Hanım bile böyle tepemizde dikilmezdi. O Saliha Hanım. Ben Fazilet Hanım'ım. Ne diyorsam yapacaksın. Hadi tak fişi. Köşe bucak her yeri temizleyeceksin. Vallahi bal döküp yalattırırım bak. Hadi. Tövbe tövbe. Homurdanma, temizle.
Bu ne? Bu kazaktan ne istediniz ya? Şuna bak. Her yerini delik deşik etmişler. Hasan'ın niye bağıra çağıra çıktığı belli oldu. Evet canım. Evet. Evet, tavrını koydun, gittin. Artık bitti. Evine döneceksin. Evet. Hadi bekliyorum seni. Beni oraya kadar yorma. Hadi sevgili. Evet. Ben izin isteyecektim de. İzin? Misafirlik bitti demek. Salih Hanım gelene kadar ben görevimin başındayım. Hazım Bey bana ne zaman işiniz bitti gidebilirsiniz derse o zaman giderim. Misafir olan kızım. Ben görevliyim burada. 2 saatlik bir işim var da izin verirseniz bana. Ev bakmaya gideceksiniz herhalde. Siz nereden duydunuz bunu? İstediğiniz kadar izin alabilirsiniz. Yeter ki buraya evinizi tutmuş olarak dönün. Ay yazık ayol kıza. Kız başına sokaklarda yatıyor. Aman aman. Allah düşmanımın başına vermesin. Allah acısın. Vah vah. Allah. Aşk olsun ama, aşk olsun kızım ya. Burada mı yatılır? İnsan bir Binnaz ablasının kapısını çalmaz mı? Geç olmuştu Binnaz abla ya. Zaten üşümedim, bahar havası. Hadi hadi gel benimle. Bir çayımı iç, kahvaltını et. Şöyle bir sıcak su dökün. Hadi gel yavrum. Aşkım benim. İşte bu da oldu ya. Evsize kaldık. Ya aşkım. Biz zaten evlenmeyeceğiz. Ya senin doğum gününe ne kaldı şurada? Evlenince evimiz de olacak. O zaman alırız ananı ablanı da. Hı, tabii canım. Annem böyle koşa koşa gelir, ablamla göbek atar. Yani ayrıca biz evlenince ya hangi parayla tutacağız bu evi Yasin? Sen orasını bana bırakacaksın, tamam mı? Kapattım şimdi konuyu. Önce şu işe şey yapalım. Neyi bu parfüm? Parfüm bulalım. Yaman ya. Yani sıkıntıdan nasıl da kaşımışsın, yara etmişsin. Hı hı, sıkıntıdan. Ya aşkım. Parfüm senin köpeğin olsun ya. Sen istemezsen 10 tane parfüm alırım. Takma şunu kafana bir relax ya. Allah aşkına.